konuda Cenab-ı Allah'ın inayetinden bahsetti. Bir de kulun riayetinden bahsetti. Emirlerine riayeti, evet. Kendi hayatımızda sistemi anlamaya çalışırken biz ilk sıraya Cenab-ı Allah'ın inayetini mi, kendi riayetimizi mi koymamız acaba diye. Şimdi işin hakikatinde tabii ki ilk önce Allah-u Teala'nın inayeti kula ilişmesi lazım. Hakikat mertebesinden baktığımızda. Şeriat mertebesinden bakarsak önce kul riayet etmesi gerekir deriz. Bakın mertebelerde şimdi farklılaştı hüküm. Neden hakikatten bakarsak önce Allah'ın inayeti? Çünkü Allah'ın inayeti ilişmesi lazım kula. Yani Allah-u Teala o kuluna El-Mü'min isminin gereği olarak iman nurunu yerleştirdiyse o Allah'a itaat eder. Kendisinde iman nuru yoksa o kul Allah'a itaat etmez. O zaman hal böyle olduğunda mesele hakikat boyutundan baktığımızda önce Allah'ın inayeti bize ilişmiş olur bu bağlamda. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ya, Allah'ı sevmek, kul mu önce Allah'ı sever yoksa Allah mı önce kulu sever? İşin hakikatinde önce Allah kulu sever. Allah kulu sever ki kendisini sevmesinin yolunu açar o kuluna. Eğer Allah kulunu, o manada özel sevgiyi kastediyoruz, yoksa bütün kullarına ilişen bir sevgisi vardır. Allah-u Teala Rahman isminden alemi halk ettiği için bu manada Rahman isminden dolayı bütün varlığa ilişen bir sevgisi zaten var. Çünkü Allah alemi sevgiden halk etti. Bu özel sevgi. Genel sevgi. Özel sevgide ise kulun özel olarak bir kuluna sevgisi ilişirse önce ona, o kuluna Allah sever, sonra o kulun da kendisini sevmesini yolunu açmış olur. Kapısını açmış olur. Bu bağlamda bakıldığı zaman hakikat mertebesinden önce Allah'ın inayeti esastır. Ondan sonra kul Allah'ın emirlerine riayet eder. Riayet ederken, onun emrine uygun hareket ederken o inayetten aldığı nurla, cevherle riayet etmiş olur. Şeriat bağlamında baktığımızda mertebeler değiştiğinde ne dedik? Mertebeler değiştiğinde hükümler nispetlerden dolayı farklılaşır. Şeriat bağlamında baktığımız zaman da şöyle ifade ederiz. Deriz ki kul Allah'ın emirlerine riayet etmeye gayret etmesi gerekir. Riayet etmesi gerekir ki Allah da ona yardımını ulaştırsın. Burada tabii özel yardım kastedilmiş oluyor. O zaman da öyle denilir. Hangi mertebeden bakarsan ifade ediş ona göre farklılık kazanıyor. Çünkü mertebeler farklı olunca hükümler de farklı olur. Evet.